İyi akşamlar sevgili seyirciler. İyi seyirler diliyoruz. Yine bu akşam türküler, genç yüzler, genç sesler, hakikaten hakkını vererek türkü yorumlayan dostlarla beraberiz. Çok sevgili Aysun Yıldız hanımefendi bu akşam misafirimiz. Aysun Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor türkülerle yolculuk? Oldukça yoğun her anlamda. Türküler tamamen hayatımın içine girmiş durumda. Hı hı. Bundan da gayet hoşnutum. Her şey yolunda. Şimdi sevgili seyircilerimiz ekranlarının başında programı izlerken bu yüzü bir yerden hatırlıyoruz diyorlardır. Ben eminim. Çünkü ben demin değil ama şimdi hatırladım yüzü. Sevgili seyircilerimizin bu merakını gidermek için istersen ben sözü sana bırakayım. Hem kendini takdim edersin hem ondan sonra sevgili seyircilerimiz ha buradan tanıyoruz derler. Peki. 1973 Malatya doğumluyum. Annemin babamın öğretmen olması nedeniyle liseye kadar öğrenimimi Mersin'de tamamladım. Hı hı. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi tekstil bölümünü kazanıp oradaki eğitimi bitirdikten sonra Ege Üniversitesi konservatuvarına girdim. 98 yılında mezun oldum konservatuvardan ve bir yıl kendi okulumda konservatuvarda repertuar hocalığı yaptım. Daha sonra kaset tutkunluğu yüzünden bu işi profesyonel anlamda devam etmeyi istediğim için İstanbul'a gelmek istedim. Tabii 96 yılında İzmir Radyosu'nun yetişmiş ses sanatçısı sınavlarını da kazanmıştım. Akitli olarak devam ediyorum hala. Şimdi İstanbul Radyosu'ndayım. TRT devam ediyor. Albümü tamamladık. Bugünlerde dinleyicilerimizle buluştuk. Yanı sıra öğretmenlik yapıyorum, müzik öğretmenliği yapıyorum. Yüksek lisans yapıyorum. Yani dediğim gibi konservatuvarı bitirdikten sonra konservatuvar öğrencilerinin düşünebileceği her şeyi yakaladım. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Tabii çalışmanın da çok önemi var herhalde. Peki bütün bunlara koştururken kendinizi ne zaman yaşıyorsunuz? İşimi sevmek çok önemli herhalde. Ben yaptığım her şeyden zevk aldığım için açıkçası kendime vakit ayırmak diye bir şey hiç düşünmüyorum. Sadece aileme vakit ayıramıyorum belki. Onlar da İzmir'de yaşıyorlar zaten. Ailem burada olsaydı belki biraz daha sorun olurdu. Onlarla daha fazla vakit geçirmek isterdim ama şu an hayatımdan memnunum diyebilirim. Evet. Tabii büyük mesele insanın yaptığı işi sevmesi. Sohbete devam edeceğiz. Dilerseniz türkülerle kısa bir ara verelim. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Tabii ki zevkle.